tane bile ipucu yok. Bak, gerçekten dedektif gibi iz sürdüm. Bütün ipuçlarını takip ettim. Kadının yaptığı hastanede girip çıkmadığım delik kalmadı ya. Ama hepsi boz çıktı. Bence kesinlikle CIA ile çalışıyor. Çünkü her yer kırıl kırıl. Tek umudum sendin Aslı ya. Kadına bak, yalanlarıyla hepimiz hayatını mahvetti. Ama ispatlayamıyoruz, delireceğim. Günaydın. Sabaha biraz yüksek mi başladık acaba? Öyle oldu ama sakinleşeceğim. Eminim başaracaksın. İbrahim sen de bir şeyler yemediysen gelsene kahvaltı ederiz birlikte. Kop gelip o. Hadi kalanla Emine teyze kaplıcadan rotaya Giresun'a çevirmişler. Onlar bayağı kalır orada şimdi. Bir yerde bize emanetsin yani. Sağ olun. Afiyet olsun. Biz Sherlock'la yürüyeceğiz biraz. Günaydın, buongiorno, good morning, buenos dias patron. Özledim seni. Ben de seni özledim Tuval. Geçsene içeri, günaydın. O cepte zaten. Sonuçta benim yani Tuval. Beni özlememek mümkün mü? Hadi. Kendi ellerimle mis gibi kahve hazırladım. İç de gidelim. Nereye? Bir patron nerede olmalıdır? Tabii ki işinin başında. İki gündür yoksun, tamam yeter, yaz bitti, yapıp ayrıl. İyi peki. Ben giyineyim geleyim o zaman. Yes. Please. Hayat. Yine kuş kadar yiyorsun ama ya. Hadi ne olur bak. Ah. Ver ya. Solyan'dan mesaj geldi. Kuş yuvaya dönüyor. Uçak piste inmek üzere. Zeplin hava kaçırmaya başladı. Kılıcını kuşan, zırhını giyin yavru kuş. Aa, tutmayın beni. Yazık. Bir şey olmuş herhalde. Değil mi kadına? Saksı falan düşmüş kafasına herhalde. Hadi ona saksı düştü. Buna ne oluyor? Kızım bu şey bu. Şifre bu. Yani Murat bugün şirkete geliyormuş. Hazırlanmam lazım kızlar. O gün bugün. Hayatın gururunun savaşı başlıyor. Saldırın. Hoş. Yürü yürü. Wow. İşte bu. Hayatımda gördüğüm en yakışıklı patron. Bak Muratcığım. Bugün geriye kalan hayatının ilk günü. Bak. Kalan hayat diyorum. Ve hayat yaşamaya değer. Çünkü hayat çok güzel bir şey. Hayat tadını çıkarmaya bakmalı. Hayatın değerini bilmeli. Hayat şakaya gelmez. Çünkü hayat bu. Ne olacağı belli olmaz. Hayatla ilgili kuracağım başka bir cümle kalmadı. Gidebilir miyiz artık? Yok, daha var. Hayat bekletilmeye gelmez hiç. Hem zaten iki gündür hayatı bekletiyorsun. Nasıl? Yani hayatını neredeyse durdurdun diyorum. Pauze yaptın, standby yaptın. Daha fazla geç kalmayalım hayata. Hadi gidelim hayatım. Hayatta en sevdiğim şey geç kalmaktır. Hayat, hayat, hayat. Kalbini şen almış silah namlusu gibi olmalıyım kızlar. Anlıyor musunuz? Evet. Anlıyorum. Namlulu. İyi bir şey diyorsun da. Ay ne diyorsun ya? Bizde öyle kıyafet mi var? Yoksa bulacağız. Bulamazsak alacağız. Alamazsak icat edeceğiz. Bunlar nasıl? Bak çok güzel. Daha güçlü, daha sağlam bir şey lazım. O aciz, zavallı, sevilmeye muhtaç kız. Yok artık, gitti. Gömdük onu, yok. Hayat, bak kardeşim. Bu dekolte, adam tokatlar. Tokat etmez, dayak lazım. Kızım, bir şey söyleyeyim mi? Murat seni bununla görürse beyni
uyuşur. Ay buna bayılacak ya, bayılacak. Bana ne ya bayılıp bayılmasına? Ay kime bu çaba ya? Ceza mı, ödül mü bu? Yanlış mı yapıyoruz biz ya? Ay eşofmanla git bari. Evet ya, olmaz öyle, ne diyorum ben? Etkilenmeli. İstemeli. Ama elde edememeli. Sen! Stop! Şikayet edeceğim seni. Neden? Ben sana ne yaptım Tolya'nın? Güzelliğinle göz kamaştırıyorsun çünkü. Güneş gibi yakıyorsun etrafı. Ay, kör olacağız ya. Telef ettin bizi. Harcadın güpegündüz. Abartıyorsunuz. O sizin güzelliğiniz. Ben öyle elime ne gelirse giydim. Öylesine yani. Aceleyle. Az bile söyledim ben. Hadi bir dön de bir bakalım. Wow, bir içim su. Haksız mıyım Murat? Yani evet. Hoş olmuş. Evet. Evet. Kaptı bu kız bu işi. Öğrendi giyinmeyi. Amazing. Değil mi Murat'cığım? Allah aşkına sen söyle. Yakışmış. Giydiklerin güzel. Sağ olun Murat Bey. Ne demek? Gördüğümü söyledim sadece. Tamam, gelelim mi hanımlar artık? Vav, wow, değil mi yani? İsterseniz siz çıkın. Sıkıştırmayayım, ben merdivenleri kullanırım. No! Yani olmaz. Samimi samimi çıkarız işte. Gir. Değiştirdin.